Beşiktaş bu hafta hükmen galip maçı yok ama önümüzdeki mücadelesi Adana Demirspor deplasmanında olacak. Demirspor'un yenilgisi yok bu sezon evinde. Ligde oynadığı mücadelelerde bir ilk olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ama zor bir deplasman. Yani Adana Demirspor deplasmanı zor. Yani çok kaliteli bir kadro. Kesinlikle. Yani iyi hoca, iyi bir stat, iyi seyirci. Gerçekten zor bir deplasman. İyi oyuncular var. Onyekuru gibi oynuyor mu bilmiyorum ama müthiş bir kadrosu var. Daha yukarılarda olmayı hak eden bir takım. Onu da söyleyeyim. Böyle giderlerse önümüzdeki birkaç senede zaten öncelikleri Avrupa. Fakat Beşiktaş için zor mu? Zor. Kazanması mı gerekiyor? Evet, kazanması gerekiyor. Kazanıp da şampiyon mu olacak? Belli olmaz bu işler. Yani Galatasaray Fenerbahçe'nin birbirleriyle olan maçı bile birçok ihtimale getiriyor ama dünkü Galatasaray galibiyeti tabii ki o işi çok zora soktu. Beşiktaş açısından. Fakat Beşiktaş hazır olması açısından takdir edilecek bir sezon. Yani Şenol Güneş'in gelmesiyle ya ne olur ne olmaz biz bir hazır olalım da deyip Fenerbahçe yenmesi, Galatasaray yenmesi takdir edilecek bir durum tabii ki. İkinciliği de alabilir Beşiktaş bu arada. İşte o da önemli. İkinciliği kovalaması da. Hem maddi olarak daha fazla kazanç sağlayacak hem moral olarak moral kazanç gerçekten sağlayacak. Yani sen oraya nasıl geldin? İşte şampiyonun en güçlü iki adayını yenerek geldin. İkinci yarıda özellikle. Oyunun bak bir şey söyleyeceğim. Şenol Hoca'nın ilk geldiği zamanlarda oyun çok böyle takdir edilecek, ayağa kaldıracak bir oyun değildi. Ama ne vardı? Kalede Mert Günok. Ama onu oraya kim koydu? Şenol Hoca koydu. Dedi ki ben kadro belli. Kadro planlamasında sıkıntılar var. Belli ki ben çok pozisyon yiyeceğim. Ersin kötü bir kaleci değil. Ama bu pozisyonda Ersin de biter. Bu böyle bir sezonda Ersin de dağılır. Ben bari tecrübeliyi tercih edeyim dedi. Haklı olarak bence de. City ile son bir şey söyleyip seni üzeyim ben. Niçin İlkay konusunu açtım? Çünkü İlkay son finalde, son maçta cezalı. Evet. Dolayısıyla buradan ben City'nin saha içindeki Guardiola dediğim oyuncusunun eksik olduğunu düşünerek bunu söyledim. Beşiktaş için de şunu söyleyeyim. Tabii ki Adana Demirspor deplasmanı çok zorlu bir deplasman. Adana Demirspor işte kupa ile ilişkilendirdiği Avrupa şeyini sonuna kadar elde etti. Bekliyor kupa ile ilgili durumu bekliyor. Bence bu sene gerçekten oyunuyla hem iç sahada hem dış sahada Avrupa'da bizi temsil etme şeyini de vasfını da çok hak eden bir takım oldu. Büyük maçları da çok iyi oynadı. Beşiktaş'ta Şenol Hoca'nın gelmesinden sonra belli bir zaman içerisinde bir oyun şablonu ve bir kadro aslında oluştu. Ki bence Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre sonradan oyuna katkı yapacak oyuncuların sayısı Beşiktaş'ta bu iki kadro Fenerbahçe ve Galatasaray kadar geniş değil. Buna rağmen işte bir çırpıda sayabildiğimiz bir orta sahası ve ön hattı var ki Gezal formsuz. Ben ikinci yarı için eğer Gezal hazırsa en önemli transferi diye kayıp bir sezon oldu düşünüyordum maalesef. Evet. Yani şu an dışarıdan etki eden tabii ki diğer oyuncuların hakkını yemeden ama Maxim'den bir şeyler almaya çalıştı. Kalite olarak o vardı. Bence Salih'in performansını bir yeni bir transfer kadar artırdı diye düşünüyorum ki iyi oynuyor bu sene Salih. Getson özellikle büyük maçlarda daha önemli. Redmond çok katkı yaptı. Yani belli bir şablona ulaştı ve seneye bence sezona en az sorunla başlayacak takımlardan bir tanesi de Beşiktaş olacak bu sayede. Tabii ki onlar önce ikinciliği kovalayacaklar. Olur da bir aksilik olursa, olağanüstü bir şeyler olursa diye de hazır beklemekten başka da Serdar'ın ifadesi gibi şansları yoktu. Bunu da iyi değerlendiriyorlar. Bence önümüzdeki haftanın en önemli ve en zevkli, keyifli maçlarından biri olacak Beşiktaş-Adana Demirspor maçı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in bugün yapmış olduğu açıklamalar var. Sıcak, taze açıklamalar ekrana getirelim istiyoruz. Sonrasında üzerine konuşacağız.